Merhaba Sayın Karekod izleyicileri, hoş geldiniz. Bugün Ediz'le birlikteyiz. Ediz'le birlikte sinema ve tiyatroyu karşılaştıracağız. Hoş geldin Ediz. Hoş bulduk Burak, iyi akşamlar herkese arkadaşlar, iyi günler. Evet, bugünkü konumuz sinema ve tiyatroyu karşılaştırmak olacak, sinema vs. tiyatro. Şimdi hepimiz tiyatroyu ve sinemayı seviyoruz tabii ki. Peki Burak, en başta sana sorayım. Tiyatro mu, sinema mı? Kesinlikle tiyatro abi. Bir gün cumartesi çıktın evden, işte yanın arkadaşım var, sevgilim var, bilmiyorum artık. Tiyatroyu mu seçersin yoksa sinemayı mı? Ya bu biraz da aslında yanımdaki kişiye göre değişir. Çünkü şöyle, daha romantik olmasını, daha akılda kalmasını istiyorsam kesinlikle tiyatroyu seçerim. Sinemaya ben açıkçası şöyle söyleyeyim, sinemaya tek başıma gitmeyi seviyorum. Çünkü yanımdaki beni habire dürtmeden ya da ne bileyim, bu ne demek diye sormadan biraz daha evet biraz daha kendi açımdan değerlendirebiliyorum. Anladım. Ya, o yüzden ben anladım. Dediğim gibi biraz daha romantik ve unutulmayacak bir şey olmasını istiyorsam tiyatroyu seçerdim. Unutulmayacak evet. Bir şey olmasını istiyorsan tiyatroya giderdim diyorsun. Hı-hı. Evet, konumuz aslında bugün bununla alakalı olacak. Şimdi şöyle bir giriş yapalım isterseniz. İnsanlar neden tiyatroyu seçer ya da sinemayı seçer? Hı-hı. Benim açımdan ben neden tiyatroyu seçerim? Çünkü tiyatro bize daha bir realistik bir deneyim veriyor tabii ki. Tiyatroya gittiğimiz zaman sesleri, hatta ses titreşimlerini kulaklarımızı hissediyoruz. Orada insanlar duyguları, sözleri de çok güzel bir şekilde ifade ederken sen de o anda o odada onlarla beraber bulunuyorsun ve sen de bunu yaşamış oluyorsun bir şekilde. Eğer biri ölüyorsa onunla beraber üzülüyorsun, onu yaşıyorsun, onu görüyorsun ya da biri de güzel bir espri yaptığı zaman onunla beraber gidiyorsun. Ve tabii ki bu tiyatroyu daha da güzelleştiriyor, işin daha realistik olması. Ama Burak, neden sinemayı seçeriz mesela? Sinemayı seçmemizin birinci sebebi bence popüler kültürle başlıyor. Dünyada tabii ki New York gibi yerlerde Broadway tarzı çok ünlü yerler var. Çok güzel sinema, tiyatrolar var, sahneler var. Tabii buralarda her zaman biletler, yani oyunlar kapalı gişe oynuyor. Ama bizim gibi ülkelerde tabii ki tiyatro çok ilerlemiş olsa da, yeteri kadar ilerlemiş olsa da, çok geçmişten gelen bir birikimimiz olmasına rağmen şu anki dönemimizde sinemayla yarışabilecek düzeye gelmiyor. Peki bu neden? Çünkü tiyatro yeniliğini sinema kadar iyi bir şekilde koruyamıyor. Aynı zamanda insanlara tiyatro daha çok sıkıcı bir şey geliyor, yani sıkıcı gelmesinin sebebi. Ama aslında ben her zaman şunu söylüyorum. Biz yani burada hiçbir sıfatla bulunmuyoruz Burak'la açıkçası. Yani biz kimiz de bu? Biz kimiz ki bunu karşılaştırmasını yapıyoruz? Evet. Yani hiç. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Sanat tabii ki görecelidir. Herkesin kendine bir sanatı vardır. Sen nasıl herhangi bir enstrümanın sesini beğenmiyorsan sen de tiyatroyu beğenmeyebilirsin. Ama şöyle bir şey var. Sen nasıl bir her filmi izlemiyorsan, romantik film sevmiyorsan ya da korku sevmiyorsan aslında tiyatroda bu geçerli. Yani daha önce tiyatroya gitmiş insanlar ve sevmemiş insanlar bir oyunu izliyor ve oyunda çok sıkılıyor. Bu yüzden gitmeyi bırakıyorlar. Ama bu çok sinemayla aynı olan bir şey. Her oyunu sevmek zorunda değilsin. Hatta hiçbirini sevmek zorunda değilsin. Belki sadece bir tanesini sevsen de olur. Sinemada, tiyatroda aynı şekilde ilerliyor aslında. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Sence tiyatro sıkıcı mı? Hayır abi, asla değil. Onun öncesinde seninle nasıl tanıştığımızdan bahsedelim bir tık. Bahsedelim. Biz Ediz'le bir tiyatro oyunu için bir araya gelmiştik. İkimiz rol arkadaşıydık. Biz Ediz'le öyle tanıştık. Onun için kendisinin sinemayı savunmasını çok doğru bulmuyorum açıkçası. Ama İhanet etti. Evet, o biraz ihanet etti. Kamera önüne yöneldi. Ama olsun, problem değil. Şuna tekrar gelecek olursam, tiyatroyu neden seçtin? Ya da tiyatro sıkıcı mı? Bana kalırsa biraz daha oyunculuğu ön plana çıkaran mecra tiyatro. Eğer gerçek bir oyunculuk istiyorsan kesinlikle tiyatroyu seçmelisin. Ki ben gerçek oyunculuk izlemeyi her şeyden daha çok seviyorum. Ayrıca sinema olarak, yani sinemada biraz daha kurguya odaklısın. Oyunculuğa değil. Yani onun için ben tiyatronun bir tık daha uygun olduğunu düşünüyorum bu işe. Bu işe dediğim de... Peki sence... Lütfen. Sence insanların çoğunluğu tiyatroya veya sinemaya oyunculuk bulmak için mi gidiyor? Bir insan neden sinema veya tiyatroya gider sence? Yani genel olarak, yani neden ikisinden birini seçer ve neden gider? Ya senin de aslında... Evet. Ya aslında senin de dediğin gibi bu biraz daha sanattan ne beklediğinle alakalı. Kesinlikle. Çünkü... Herkes her şeyi sevmek zorunda değil. Herkesin sanat anlayışı farklıdır. Bunun üstüne yorum yapmak da bizim haddimize değil zaten. Ama eğer bir insan sinemayı seçiyorsa bence bir tık daha eğlenmeyi istiyordur diye düşünüyorum ben açıkçası. Tiyatroda
Ya bu bir gerçek aslında, bilmiyorum. Ben açıkçası en azından öyle hissediyorum. Tiyatro bir tık daha bana sanatsal geldiği için sinemayı ben daha çok eğlenmek istediğim zamanlar ya da çok iyi yönetmenler, çok iyi filmler çıkardığı zaman gidiyorum. Çok sık da gitmem bu arada sinemaya. Şu dönemde, bu arada onu da ekleyeyim de, şu dönemde tiyatro ve sinemaya çok aç kaldık. Devlet yetkilileri, eğer buradan bizi dinleyen varsa lütfen tiyatroları açın, insanlar aç. Biz de Kesinlikle. seyirci olarak izlemek istiyoruz artık bir şeyler. Bunu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Yani ne diyordum en son hatırlamıyorum. Ben tamamlayayım, sen devam edeyim. Neden insanlar sinemaya, tiyatroyu seçer diyorduk. Ben senin fikrine kesinlikle katılıyorum. Tabii ki biz ikimiz de hani bu konuyu konuşuyoruz. Herkesin kendine sonuçta beğeneceği şey. Daha çok insanlar sinemaya cidden eğlenmek için gidiyor. O sesleri, efekti, CGI'yi çok güzel bir şekilde görmek için gidiyor. Onu bir şekilde işte hoşuna gidiyor oraya gitmeye. Kendini daha canlı hissediyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir insanın sinema veya tiyatroya kesinlikle ve kesinlikle duygular için gittiğini düşünüyorum. Yani sanatla duygular aslında çok çok aynı yönde ilerliyor. Çünkü sanatın aslında bizde uyandırdığı şeyler duygulardır. Sen milyonlarca duygulardan birine bir tiyatro oyununda, bir sinemada, bir bilim kurgu filminde alıyorsun, görüyorsun bunu, hissediyorsun, duyguları alıyorsun. Benim için tamamen amaç duygularla ilerliyor. Ben sinemaya gittiğim zaman çok daha iyi hissediyorum kendimi. Çok daha fazla ayrıntılı, çok daha duygularımdan böyle duygularımla beraber hareket edebildiğimi, onlarla güldüğümü, onlarla sinirlendiğimi sinemaya gittiğim zaman anlayabiliyorum. Ama tiyatroda bu duyguyu çok fazla alamıyorum. Bunun sebebi ne? Çünkü tiyatroda şimdi şöyle bir şey var. Tiyatro hatırlıyor musun? Biz tiyatrodayken bize yönetmen sürekli ne diyordu? Bağırın. Bağır. Bağır. Çünkü en Bağır. arkadaki Sesin seyirciye gelsin artık. erişmek istiyoruz Aynen. aslında. Duyulmuyorsun. Şimdi onun bize bunu söylemesinin bir sebebi de çünkü ciddi anlamda şu an oynayan oyunlarda da insana bağırmıyor. Yani en arkadaki seyirci ne kadar güzel bir ses sistemi olursa olsun alamıyor. Ben alamıyorum mesela. En son gittiğim oyun bir dedektif oyunuydu. Agustin Christie'nin galiba. Yani Agatha Agatha Christie, Christie'nin yazıklar galiba. olsun bu arada. Aynı öyle. Çok da güzel, çok da güzel bir oyun yani. Çok beğenmiştim ama mesela oyundan çıktığımızda orada karşılaştığımız bir insan bize en arkada olduğunu ve hiçbir şey duyamadığını söyledi. Yani hiç oyunun zevkine varamamış. Yani ve Anladım. tekrar gitmek istediğini söyledi. Ya bilmiyorum, tiyatrolar bunu bilerek mi yapıyor tekrar para almak Ya için? Bir işte şey dediğin demek gibi. istemiyorum şu an ama. Hani ya yani arkadaki insan hala duymuyor ki sana şöyle bir bunun geçmişinden de bahsedeyim. Zamanında 80'ler Rusya'sında bu çok büyük bir problemmiş. Tabii ki bu kadar iyi sistemler de yokmuş ve tiyatro insanlara cidden çok bunaltıcı geliyor. Neden? Çünkü en arkadaki adam duyamıyor. Bir de duyan adam da çok bunun abartılı oyunculuklar sergilendiğini düşünüyor tiyatrolarda. İnsanların biraz daha moda girip oyuncuların inanılmaz derecede kendilerini parçaladıklarını, çünkü bağırıp çağırdıklarını söylüyordu. 80'lerin Rusya'sında bir tane adam, Stanislavski diye bir adam çıktı ortaya, dedi ki bunlar çok abartarak oynuyor. Oyuncu işte rolü anlayamıyor, giremiyor öyle. Ve dedi ki ben metot oyunculuğunu geliştiriyorum. O zamanlar kameralar yeni yeni Rusya'ya gelmeye başlamış. Artık oyuncular abartarak oyunculuk yapamıyor. Çünkü kamera tam adamın dibinde çekiyor onu. Herkes her şeyi görüyor yani. Adam metot oyunculuğunu geliştiriyor. Bu oyunculuk, metot oyunculuğu ne oluyor? Bir insanın bir role girmeden önce, çekilmeden önce o role girmesini sağlıyor. Yani mesela Marlon Brando bir filmde sakat bir adamı canlandırması istenmişti. Ne yaptı? Tekerlekli sandalye bir ay geçirdi. Ya da Heath Ledger Joker rolüne girmek için kendini bir otel odasına kapattı. Orada kendini geliştirdi bir şekilde. Ne yaptı bilmiyoruz artık. Yani Stanislavski bu metodu geliştirdi. Çünkü tiyatroda oyuncuların samimiyetsiz geldiğini düşünüyordu. Ki bence ben şu anda bile çoğu oyunda bunu açıkçası görüyorum. Yani ben tabii ki bir eleştirmen değilim, iyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu değilim, iyi bir yazar değilim ama ben de bunu arada görüyorum. Abartıldığını düşünüyorum ve bu yüzden bana samimi gelmiyor. Ya zaten aslında çok özür dilerim. Sinema ile tiyatronun arasındaki belki de en büyük farklardan biri, sinema çok minimal ve doğaldır. Ya biraz daha günlük hayattan şeyler taşır seyirciye. Ama tiyatro büyük ve yani bu çok Tabii tartışma ki. konusu bu arada. Bu kelimeyi kullanacağım ayrıca, onun için özür dilerim lütfen. Ama abartılı diyebiliriz aslında bir tık tiyatro için. Yani çünkü aslında bunun sebebi de çok basit. Senin de az önce 3 saat anlattığın gibi en arkadaki seyirciye erişmek. En arkadaki seyirciye erişmek için biraz daha minimal değil de tam tersine büyük ve doğaldan ziyade abartılı unsurlar kullanılıyor tiyatroda. Yani bir de şöyle bir konuya da değinmek istiyorum ben.
Tiyatro oyuncuyu ön plana çıkarıyor. Bu çok bariz. Ama sinemada yönetmeni ön plana çıkarıyor. Kesinlikle. Kamera kesinlikle. Açıları, işte oyunculara aynen. verilen direktifler aynen. vesaire. Bunların hepsi aslında, yani ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Bir film çekiliyorsa ilk önce oyuncularına değil yönetmenine bakarım. Acaba gerçekten izlenir mi diye. Ama tiyatroda öyle değil. Mesela yani örnek vermek istemiyorum ama ben aslında oyunculara göre biraz daha tiyatro tercihimi yaparım. Yazarına göre yapamam. Yazarına göre değil. Oyuncularına göre yaparım. Yani bu da aslında yine şunu getiriyor. Yani, tiyatroda yani. Prova sürecini yönetmen yönetirken sahne gününe karışmıyor. Tam tersi sinemada da oyuncu sette oynarken her şeyi yönetmen belirliyor. Yani en bariz fark aslında bu diyebiliriz bir yerde. Çok güzel. Anlattın. Cidden güzel söyledin ya. Yani ben de buna kesinlikle katılıyorum. Sinema yapılan sanatın daha farklı yönlerini ortaya çıkartıyor. Tabii yapılan işte bağımsız filmler çıkartılıyor, dramatik filmlerde. Tabii gene oyuncunun oradaki sanatı büyük bir oyuncunun üstüne yük binmiyor. Hı-hı. Çünkü biz de Burak'la çıktığımız kaç tiyatroda hata yok. Evet. Hata yapma imkanın da yok. Evet. Hatanı direkt doğaçlamayla tamamlayabiliyorsun. İşte demeye çalıştığım şey hani tabii ki tiyatroda oyuncunun eline daha çok oyuncu daha çok ön planda oluyor ama sinemada yönetmenler bunu istediği gibi ayarlayıp istediği kadar çekebiliyor. Bu yüzden sinemada Burak'ın da dediği gibi başka şeyler, kurgu, görüntü, efektler buna daha çok ön planda çıkıyor. Hı-hı. Evet, aslında diyecek başka bir şey yoksa insanların çok fazla kafasını ağrıtmadan iki tane üniversite öğrencisi ağrıtmadan şöyle hayatında tiyatro deneyimi bir kere olan şöyle başka hiçbir şeyimiz yok. Başka hiçbir şeyimiz çok güzel. Başka elimde olan her şeyi size aktardım. Başka bir şey veremem. Evet. Sadece şunu söyleyebiliriz. Kesinlikle tiyatroya da bir şans verin. Kesinlikle, kesinlikle oyun gideceğiniz oyunun konusuna bakın. Belki dedektif, belki suç hikayelerini seviyorsunuzdur. Gidin ve eminim ki sinema kadar tatmin olabileceğinizi düşünüyorum. Evet, o zaman herkese çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı evet. unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olun. Şurada ya da. Bir de beğenin ayrıca. Hoşça kalın. Sonraki videolarımızda hoşça görüşmek kalın. Üzere. İyi akşamlar.